Hani Hazreti İbrahim diyor ki, hani babasına ve kavmine demişti ki, sizin önlerinde bel büküp eğilmekte olduğunuz bu temsili heykeller nedir? Put heykeller yapıyorlar, iki büklüm önünde eğiliyorlar. Mesela Kore'de falan var şu an. Evet. Mao'nun da heykellerinin önünde iki büklüm eğiliyorlar. Evet. Değil mi? Soruyor Hazreti İbrahim. Onlar da diyorlar ki, biz atalarımızı bunlara tapıyor bulduk derler diyor. Yani bizi böyle alıştırdılar, yani sistem bizi buna alıştırdı diyor. Bu heykelin önüne gelip böyle bel bükeceksiniz dediler diyor. Biz de bunu yapıyoruz diyorlar. Dedi ki, andolsun siz ve atalarınız apaçık bir sapıklık içindesiniz. Siz de yani atanıza geçmişiniz de anormalsiniz diyor. Anormal bir felsefe, inanç ve düşünce içindesiniz diyor. Sen bize gerçeği mi getirdin diyorlar, şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa bizimle oyun oynayanlardan mısın? Sen alay mı ediyorsun yoksa bizden? Oyun mu oynuyorsun bizden diyorlar. Hayır dedi. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları kendisi yaratmıştır ve ben buna şahit edenlerdenim. Yani Allah'a bu yarattıklarına şahidim diyor. Andolsun Allah'a yemin ediyor, Allah'a arkanızı dönüp gittikten sonra size ben sizin putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. İşte benim söylediğim de bu. PKK'ya direkt dini anlatılmaz. Önce putlarının kırılması lazım. İnşallah hocam, evet. Onların putu nedir? Darwinizm, materyalizm. Hazreti İbrahim bak ne yapıyor? İlk önce puta saldırıyor. Evet. Ben sizin putlarınıza muhakkak diyor bir tuzak kuracağım. Böylece o yalnızca büyükleri hariç olmak üzere onları paramparça etti. Belki ona başvururlar diye. Putlardan bir tanesini bırakıyor Hazreti İbrahim. Bu batın ilmidir, ledün ilmidir. İnşallah. Yani mesela İbrahim'e deseler ki, ya bu puta niye ellemedin? Mesela o devrin bağnazları, yobazları. Niye dokunmadın? Anlayamaz. Evet. Halbuki bir hikmetle dokunmuyor o puta. Evet hocam. Ama diğer putları deviriyor. Ama bir tanesini ellemiyor. Ledin ilmini de bilmedikleri için Maşallah. garibine gidebilir bakanların. Maşallah. Bunu ilahlarımıza kim yaptı? Şüphesiz o zalimlerden biridir dediler. Haber yayılıyor. Yani o devirdeki puta saldırma. Mesela biz de şu an Darwinizm, materyalizme saldırınca nasıl çıldırıyorlar? Evet. Değil mi? Bak ta yabancı basın, bütün yabancı, binlerce haber çıktı ya Avrupa'da. Evet hocam. Darwinizme saldırdığımız evet. için. Çünkü putlarına vuruyoruz. Kendisine İbrahim denilen bir gencin bunları diline doladığını işittik dediler diyor. Bak tek bir şey, hedef gösteriyorlar. Şu şahıs bunu yapıyor diyorlar. Bu antiput bir insan diyorlar. Puta saldırıyorlar diyorlar. Dediler ki, öyleyse onu insanların gözü önüne getirin ki onu ona şahit olsunlar. Mesela asrımızda bu nasıl yapıyor? Basın, televizyon, radyo diyor. İlgili şahıs bu. Fotoğraflarını falan halkın gözlerinin önüne getiriyor. Dikkat çekiliyor. Yani puta saldıran, mesela Darwinizme saldıran, materyalizme saldıran kişi budur diyorlar. Dediler ki, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Şimdi Hazreti İbrahim'in gözaltına alındığını görüyoruz. Yani bir kere bak burada diyor, öyleyse onu insanların göz önüne getirin. Zaten bu gözaltıdır. Evet. Gözaltına alın. Burada bir polis sorgusu var. Dediler ki diyor, ey İbrahim, bunu ilahlarımıza sen mi yaptın? Yani değil mi? Evet. Savcılık ve polis aşaması gibi. İnşallah. Hayır dedi, bu yapmıştır, bu onların büyüklerindendir. Eğer konuşabiliyorsa onlara sorun. Yani bir hukuk tekniği kullanıyor Evet. Hazreti İbrahim burada. Bunun üzerine kendi vicdanlarına başvurdular da, gerçek şu ki zalim olan sizlersiniz. Yani kendilerinin zalim olduğunu anlıyorlar. Yani şu anda da mesela Darwinistler bilinç altında yenildiklerini kabul ettiler. İnşallah. Yani %99'u kabul etti Evet. bilinçaltı. Bilinçaltı çok önemlidir. Kur'an buna dikkat çekiyor. Yani zahiren kabul etmemek hiç önemli değildir. Yani önemlidir de bilinçaltına kabul çok önemlidir. Evet. Mesela bir insana yalancı olduğunu ispat edersin. Adam yok ben doğruyum der ama anlar yalancı olduğunu. Yani istediği kadar desin. Evet. Sonra yine tepeleri üstüne ters döndüler. Zaten bu münafıkların da özelliği. Sürekli oynak olurlar. Bir öyle diyorlar, bir böyle. Yani bir türlü normal olmaz. Mesela bak İnşallah. Önce dürüst gibi davranıyor. Yine sapıtıyorlar. Andolsun bunların konuşmayacaklarını sen de bilirsin diyorlar. O kendi putlarına güvenmiyorlar Evet, zaten. inşallah. Hani değil mi? Putlarınız öyle bir şeyler yapıyordu. Evet, inşallah. Değil mi? Dediler ki, proteinleri bizim putlarımız yapıyor dediler. Evet, Proteinleri. tesadüf oldu. Tesadüfen yapıyor. Yani tesadüf putu yapıyor dediler. Doğru söyleyin dedik.
Yok dediler, tesadüf putu değil. Gökten gelen putlar yapıyor dediler bir sefer. Evet. Uzaylılar geldiler, uzaylılar yapıyor. Evet dediler. Hocam. Bilim adam bunu söyleyen. Evet. Dawkins diyor değil mi? Söylüyor, evet. Dawkins. Evet. Film var ya. Adam açıkça söylüyor, uzaylılar yaptı diyor. Evet. En baba adamları, en bilim adamı olarak en çok güvendikleridir. Evet. Size ve Allah'tan başka taptıklarınıza yuh olsun diyor. Yani onları telin ediyor. Siz yine de akıllanmayacak mısınız? Dediler ki eğer bir şey yapacak olursanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Yani artık onu her yönden çökertme kararı almışlar Hazreti İbrahim'i. İnşallah. Ve toptan karar alıyor. Bak dediler ki, dedi ki değil, dediler ki. Yani sistem kendini korumaya geçiyor. Eğer bir şey yapacaksanız onu yakın ve ilahlarınıza yardımda bulunun. Yani sistemi böyle koruyabiliriz, yardım edebiliriz diyor. Yoksa bu çökertecek sistemi diyor. Evet. Biz de dedik ki ey ateş İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Ahir zamanda da Mehdi'yi kendilerince rejim ve sistem ve insanlar küfür ve delalet, darwinist ve materyalistler yakmak isteyecekler. Etkisiz hale getirmeyecekler. Evet hocam. Fakat Allah ne diyor? Ey ateş diyor İbrahim'e karşı soğuk ve esenlik ol. Yakmayacaktır. Hiçbir etkisi olmayacaktır inşallah. Ona bir düzen kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar kıldık diyor. Her tuzakta Allah bin beteriyle, 10.000 karşıtıyla çökertir. Tuzakların sistemi şöyledir bakın. İnsanlar bunu bilmiyorlar. Bir insanın aleyhine birisi tuzak kurduğunda o tuzağı Allah kurar. Ama o tuzağın paramparça edilmesini de Allah kurar. Evet. Ve her tuzak Allah'ın kanunudur mutlaka bozulacak şekilde yaratılıyor. Yani tuzaklar bir bütündür. Mesela adamı ezmek için yapılan tuzak şu kadarcık bir bölümse onu paramparça edecek tuzak da bu kadarcık bölüm oluyor ve bu bir blok bütün olarak yaratılıyor. Maşallah. Yani tek parça bir kutunun içindedir. İkisi birlikte Allah tarafından yaratılır. Yani onu aleyhte olan tuzak küçük bir bölümdür. Onu parçalayacak tuzak da büyük bir bölümdür. Blok olarak yaratılır. Maşallah. Ama o tuzağı kuran müstakil tuzak kurduğunu zanneder. Halbuki o blok bir tuzakla karşı karşıyadır. İnşallah. Ve kendini parçalayan tuzağın içine girer. İnşallah. Onun için her Müslümanlara yapılan tuzak mutlaka bozulur. İnşallah hocam. Evet. Mesela Hazreti İbrahim, mesela Bediüzzaman'a yapılan her tuzak bozulmuştur. İnşallah. Tamam bozulmuş. Evet. Hep aleyhlerine olmuştur. Peygamberimize yapılan bütün tuzaklar aleyhlerine olmuştur. İnşallah. İnşallah hocam.